Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz seçime giderken özellikle kuru tutmak ve ekonomideki durumu iyi göstermek için gün geçmiyor ki yeni bir düzenleme gelmesin. Bugün de gelen düzenlemeye baktığımızda kur korumalı mevduatlarda faiz üst sınırının hazine kaynaklı tarafında kaldırıldığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bankalarla müşteriler yani mudiler kendi arasında faiz oranını serbestçe belirleyebilecek. Bunun anlamı tabii şu. Biliyorsunuz 19-20'lere dayanan bir kur var. Sürekli bir baskı altında. Seçime giderken en azından hükümet şunu söylüyor bence. Elimizde kaynak bitti. Artık müdahale edebilecek paramız da yok. Kur da her an patlayabilir. Dolayısıyla en azından burada TL tarafta getirinin önünü açalım gibi bir düşünce var. Dolayısıyla insanlar dolar almasın, altın almasın ama TL mevduata yatırsın diye bu uygulamalar esnetiliyor. Fakat şu unutuluyor. Türkiye ciddi bir kur riski yaşıyor. Özellikle uluslararası kuruluşların, Bank of America'nın ve Fitch'in açıklamalarına baktığımızda seçim sonrasında ciddi bir kur atağı bekleniyor. Bunu zaten ben size aylardır ifade ediyorum. Burada tabii hazine üzerinde oluşacak kur riski kaynaklı yükü de düşünmek lazım. Bu toplumun tamamının ödeyeceği bir maliyet. Bu unutulmasın. Peki burada dolar TL baskılansın diye bu adımlar atılırken, TL mevduatta KKM tarafında faiz düzenlemesine gidilirken borsa nasıl etkilenir? Şimdi faize yönelen, mevduata yönelen bir yatırımcı kitlesinin olması borsa için negatif gibi görünebilir ilk etapta. Ama şunu unutmamak lazım, borsanın önündeki en büyük engel kurun baskılanmasıydı zaten. Ki seçimden sonra muhalefetin kazanması halinde özellikle bu kura müdahalelerin ortadan kalkacağı, bu geçiş döneminde enflasyonla mücadele, işte ortodoks politikalar vesaire gibi söylemlerle kurun aşağı gelmesinden önce bu müdahaleler ortadan kalkacağı için kurda yukarı yönlü bir hareket ve bu hareketin oluştuğu ortamda da yine borsada da kendini bir güncelleme. Bu seçim öncesinde de oluşabilir. Sizle paylaştığımız yayınlarda ifade etmiştim hep. Seçim sonrasında da veya seçime yakın dönemde başlayan bir hareketle de oluşabilir. Buralarda yine borsanın hep ifade ettiğim o kısa vadeli çıkış fırsatı ya da kademeli bir şekilde zarardan kurtulma, ufak kar realizasyonları, fırsatları vereceğini hala düşünüyorum. Ama bu seçim öncesinde de olabilir, seçimden sonraki süreçte de olabilir. Fakat kısa vadede burada bu oluşturulan algının bu tamamen herkesin KKM'ye gitmeyeceğini düşünürsek, borsadaki uzun süredir zararda bekleyen ya da kar edemeden bekleyen yatırımcının tamamının buradan çıkıp KKM'ye gitmeyeceğini düşünürsek inanılmaz bir negatif atmosfer oluşmasını beklemiyorum. Ama elbette ki ilk etapta bugündeki fiyatlamalara da baktığımızda negatif bir algı oluştuğunu görmek mümkün. Ayrıca borsayla alakalı önce 4700'ler ve altında da 4600'ler kırılmadığı sürece çok kısa vadeli olarak ifade etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir düşüş beklemiyorum ama elbette ki oralar teknik olarak da zorlanabilir. Bu da tabii kısa vadeli bir yorum. Yani uzun vadeci yatırımcı için borsada her zaman bu seviyelerin potansiyel olduğunu ifade ettim. Ama birkaç aylık döngüler içerisinde hareket eden ve burada oluşabilecek hareketleri merak eden yatırımcı için bu seviyelerin aşağısına kırılmadığı sürece çok da büyük problem olmayacağını, hatta buralardan birilerinin toparlamaya çalıştığını ifade edebiliriz. Bu borsa yorumu için bunu sizlerle paylaşabilirim. Bununla birlikte şunu çok net ifade etmek lazım. Yani o süper, mükemmel diye adlandırılan, ihracata dayalı ekonomi modeli diye adlandırılan ama 200 milyar doların üzerinde bu ülkenin parasının heba edilerek kuru tutma çabasının sonuç vermediğini, enflasyonun daha da patladığını, cari açığın daha da patladığını, bütçe açığının daha da patladığını ve dolar TL'nin bu kadar baskıya rağmen 19-20'lere geldiğini hepimizin görmesi lazım. İnatla, piyasayla, reel ekonomiyle bu kadar mücadele edilmesinin, inatlaşılmasının sonucunu bütün bir halk ödüyor. Kimse kusura bakmasın. Çok açık konuşmak lazım. Yani burada KKM dendi, üst sınırlar kondu, insanlar dolar almasın, altın almasın istendi. Hatta bankalarda ciddi makaslar açıldı. Şimdi gram altın, gram gümüş veya dolar, euro gibi ürünleri bankalardan almaya çalışsanız ciddi bir makas olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hatta kapalı çarşı fiyatlarıyla banka fiyatları arasında ciddi farklar var. İkili bir kur sistemi oluştu. Türk lirası KKM ile dolara endekslendi. Bütün bunların sonucunda geldiğimiz noktada dolar tutulamadı, enflasyon tutulamadı, ekonomi dibe vurdu. Çok net. Hepiniz yaşıyorsunuz. Baz etkisiyle enflasyon düştü, belini kırdık dedi Sayın Nebati. Enflasyonun belini kıramadığınız gibi enflasyon vatandaşın belini kırdı. Yani marketlere, pazarlara herkes gidiyor. Herkes ne alıp ne verdiğini biliyor.
Dolayısıyla istatistiklerle, rakamlarla bir şeyleri ifade etmeye çalışmak anlamsız, hükümsüz. Ekonominin gerçekleri gün be gün ortada. Vatandaş cebinde çok net hissediyor. Ama bu arada bunları yaparken Türkiye'nin sırtına ciddi bir yük, mali yük getiriliyor bu ekonomi politikasıyla. Ve bunu 85 milyon hep birlikte ödemek zorunda kalıyor. Maalesef durum bu arkadaşlar. Umuyorum bundan sonra Türkiye'de her şey çok daha güzel olur. Ama bu ekonomi politikasının getirdiği nokta maalesef hem piyasa manipülasyonları, hem yatırımcının kaçması, hem dolar TL'deki bu baskı Türkiye'yi ekonomik olarak maalesef böyle sıkıntılı bir sürece soktu. Umuyorum anlattıklarım kısa, öz ve anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.